Sen ne yaptığını sanıyorsun? Senin istediklerinden başka bir şey yapmıyorum. Ben senden Murat'ı yok etmeni istedim. Gerizekalı bir şekilde üstadı değil. Ben Murat'ın üstadla görüşeceğini nereden bilebilirdim? Alnında flördelis mi var? Sarp, hem beceriksizsin hem de karşımda küstahlık yapıyorsun. Küstahlığın bana yakıştığını söylüyordun. Şimdi ne değişti? Ben küstahlığından çok zekanla ilgileniyordum. Ama bu yaptığın beni hayal kırıklığına uğrattı. Murat, Kuzey Irak'tan Mizan'ın elinden nasıl kurtuldu? Sen adamlarla ne konuştun? Nasıl anlaştın? Bilmediğin bir şey mi var? Haklısın. Bilmediğimiz bir şey var. Murat'ın tek başına kurtulması mümkün değil. Muhakkak arkasında onu destekleyen birileri var. Kimden şüpheleniyorsun? Sizden. Sarp, başarısızlığın yüzünden mi bu kadar saçmalıyorsun? Niye kendi üzerine alınıyorsun? Üstadı kastediyorum, Margaret. Üstad böyle bir şey yapmaz. O geleneklere ve kurallara sıkı sıkıya bağlıdır. O zaman durum çok daha vahim. Bilmediğiniz bir gücün desteklediği bir adamı baronunuz yapmak üzeresiniz. Nereye gidiyorsun? Murat'ın arkasında kimin olduğunu öğrenmeye. Benim bilmediğim gizli güçlerin mi var Sarp? Bizim bilemediğimizi sen nereden öğreneceksin? Murat'tan. Esra, çay hazır. Geliyorum abla. Hiçbir şeyden şüphelenmedi Enayi. Baya baya ablalık peşinde. Oo, ben hemen avucumu aldım bile. Sen rahat ol. Bundan sonra eylemleri savcının evinde planlıyoruz. Bakalım polis buraya gelebilecek mi? Efendim, son yıllarda hiçbir kağıt bu kadar hızlı değerlenmemişti. Anlaşma imzalanmadan bir gün önce çok büyük satış yapılmış. Kimin yaptığını öğrendin mi? Efendim, her kimseye teşekkür etmemiz lazım. Dörtte bir fiyatına topladık hisselerimizi. Yine de kimin sattığını öğrenmemiz lazım. Kağıtları elden çıkaran kimse anlaşmada pürüz olacağını düşünüyordu. Araştırırım efendim. Ama beni asıl kaygılandıran şeyler hedgefonlardan bize büyük para akışı olması. Üzerimizden spekülasyon yapmalarından endişeleniyorum. Endişe edecek bir şey yok. Orta Doğu'daki en büyük enerji konsorsiyumunun parçası oluyoruz. Efendim, neler oluyor? Korkacak bir şey yok Memduh. Enerji ve finans sektörlerinde çok büyük olacağız. Beyefendi, Sarp Bey geldiler. Tamam. Çok adisin Murat. Madem böyle bir anlaşma patlatacaksın, insan arkadaşını bir tüyo verir. Biraz daha kağıt toplar, hiç yoktan borsada para kazanırdık. Oğlum, sen paranı her daim bana yatır. Pişman olmazsın. Anlamam arkadaş. Çok büyük zararım var. Varsa yeni bir şeyin söyle. Parayı çıkarmam lazım. O zaman açıklıyorum. Yeni gireceğim bankacılık sektöründe Türkiye'den bir ortağım olacak. Baba, squash'ta bile bu kadar hızlı değilsin. Ne oluyor? Dün enerjiye girdin, bugün banka diyorsun. Bundan sonra bizim dönemimiz baba.
Kiminle ortak olacaksın? Söyle de bari kağıdını alayım. Sen boşuna uğraşma. Ben açıktaki bütün kağıtları topladım. Tamam arkadaş. Kimin söyle. Senin lan senin. Kimin olacak? Bize kim müsaade edecek? Murat. Bırak duygularımla oynamayı. Rahat ol Sarp. Çok güçlü olacağız. Çok. İlgili endişelerim var. Hayırdır Akif? Çok başına buyruk davranıyor. Başına buyruklu en iyi sen bilirsin. Efendim üstadla görüşme yapmış. Bizi haberdar etmiyor. Doğrusunu yapmış. Şu aşamada deşifre olmasını göze alamayız. Bu kadar yaklaşmışken olmaz. Efendim ne yaptığını bilmezsem onu nasıl koruyabilirim? O senin meselen Akif. Bir çaresini bulacaksın. Efendim, Abdüle karaları kurtarmış. Suriye'de Poyraz'la çatışmışlar. Poyraz ellerinden zor kurtulmuş. Poyraz'ın karayla ne işi varmış? Efendim, bilmiyorum. Abdüle gelince hocaya rapor verecek. Cahit'ten haber var mı? Henüz bulamadık. İki ay oldu Akif. Efendim, Cahit bulunmak istemedikçe izine ulaşmamız çok zor. Hani senin teknolojilerin? O kadar övdüğün sistemlerin Akif? Abi sana bahsettiğim şekilde sistemi kurdum. Senden başka kim biliyor? Hoca ve ben. Başka bilen yok. Sistemi bizzat üyelerin bulundukları mekanlara gidip ben kurdum. Sisteme sızılmaması için ne tedbir aldınız? Veri akışı bugüne kadar görülmemiş şekilde bir algoritma ile şifreleniyor. Ayrıca hackerlarımız heyet toplantısı başladığında dünyanın dört bir tarafında yoğun siber saldırılar başlatarak internet üzerindeki trafiği başka yöne kanalize edip dikkat dağıtıyorlar. Her sistem kırılabilir. Riskli. Ama tecrübelerimiz gösterdi ki heyet üyelerini aynı yerde toplamak daha riskli. Aferin Akif. İyi iş çıkartmışsın. Abi istersen benzer bir sistemi Savcı Hanım'a, Ömer Babalar'a ve sevdiklerin içinde kurabilirim. Yaşamıyorum Akif. Sevdiklerimden hayatlarını bir ölüyle beraber sürdürmelerini isteyemem. Ben onların hayatından çıktım. Bir daha da girmeyeceğim. Abi sistemi tek yönlü kurabilirim. Kameraları gizleriz. Onlar da senin yaşadığını bilmezler. Ben bunu daha önce Ali Can'dan olarak Elif'le yaşadım. Sevdiğini görmek ama ona yaşadığını söyleyememek dünyanın en zor şeyi. Aynı şeyleri tekrar yaşayacak gücüm yok. Sadece zamanı gelince kızımı geri getir yeter. Ömer babaya bir hafta dedim. Sen nasıl boş umut veriyorsun babama Akif? Tapınakçıların bir hafta içinde toplanacağını ne biliyorsun? Bilmiyorum. Ama Ömer babaya da bir şey söylemem lazımdı.
İnsan karşısında öyle kala kalıyor. Akif, ben bu işi bir tek şey için kabul ettim. Tapınakçıların toplantısını öğrenip hepsinin kökünü kazımak için. O toplantıda ben de ölebilirim. Ortadan tamamen kalktıklarından emin olmadan kızımı almayacaksın. Elif'in hayatını riske atamam. Muhaberatçılar söyledi de bizi yiyorlar dedim. Direncimizi kırmaya çalışıyorlar dedim. Kim? Tapınakçılar mı? İhtiyarlar. O nasıl iş Abdüley? Abi kendini feda etti kara. Yoksa kimse bir şey yapamazdı. Başın sağ olsun. Peki bundan sonra ne olacak? İhtiyarlar senin bölgedeki mafya gruplarıyla, Ruslarla, Arnavutlarla, İranlılarla iş yapmanı istiyor. Ya sen o işleri pusata ver. Bakma öyle Abdüley. Benden geçti artık. Hem pusat iyi çocuk. Gaz Ziya'nın, Süleyman Çakır'ın varisi. Cevval, becerikli. Ne iyi insan. Ne reklam yapıyorsun kara? Ben bilmiyor muyum pusatın kim olduğunu? Sen nereye kaçmanın derdindesin yine? Yok, ben şimdi bir yere kaçmıyorum ama Beyaş da Kemal erdi. Artık senin gibi ihtiyarların yanında masa başı iş istiyorum. Ne oldu kara? Yoruldum artık. İhtiyarlara söyle. Kara artık onlara daha yakın olmak istiyor de. Abdüley karayı kurtardığını zannediyor. İhtiyarlar diye bir şey kalmışsa kara sayesinde onlara ulaşacağız. Daha öncelikli bir konumuz var. Murat Argun baron seçilmek üzere. Ama ben arkasında başka güçler olduğundan şüpheleniyorum. En irite olduğum şey şüphe. Şüpheyle yaşayacağımıza şüpheyi ortadan kaldıralım gitsin. Siz Murat'ın baron olmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ben en doğru kişinin baron olmasını istiyorum. Murat'ın üzerindeki bu şüphe kalkmadan uygun bulmuyorum tabii ki. Biz varken niye başkasına ihtiyaç duyuldu, onu hiç anlamıyorum. Bu üstadın takdiri. Ben de kendisini haksız görmüyorum. Sen Türk derin devletinde önemli görevler yapmış birisin. Baronun silahtan uzak bir geçmişi olmalı. Murat'ı ortadan kaldırmamız sizi de beni de riske atar. Ben senden kimseyi ortadan kaldırmanı istemedim Poyraz. Yanlış anladın sanırım. Sadece bir endişemi dile getirdim. Hangi örgütün yapmasını istiyorsun? O tarzda bir eylem yaptıralım. Murat'ın Mizan'la bazı problemleri var. Onlar Murat'a bir eylem yapsa bu şaşırtıcı olmazdı. Akif, bir şey sormam lazım. Akif. Dinliyorum Fatma. Bizden habersiz bazı operasyonlar mı yapıyorsun? O nereden çıktı? 50 milyon dolarlık bir fon aktarımı olmuş. Kim kullanmış bu parayı? İşlem senin şifrenle yapılmış. Ben böyle bir işlem yapmadım. Evet.
Fatma bu şimdilik aramızda kalsın. Hesaplarımıza sızmışlar. İçeriden mi dışarıdan mı araştırmamız lazım? Ne yapmayı düşünüyorsun? Sen güvendiğin hackerlardan bir grup oluştur. Paranın izini sürsünler. Paranın ulaştığı yeri bulursak sızmayı da buluruz. Tamam Akif. Hem sistemi tanımaya çalışıyoruz hem de akışı sağlıyoruz. Gel. Geçmiş olsun. Çocukların durumu nasıl? Muhaberat epey yıpratmış ama kısa sürede toparlanırlar. Sen nasılsın? Görevi kabul edeceğim. Sormak istediğiniz buysa. Aksaçlı bunu duyunca memnun olacak. Aksaçlıyla ne zaman tanışacağım? O ne zaman uygun görürse. Tanımadan nasıl naipliğini yapacağım? Bir süre aranızdaki iletişimi ben sağlayacağım. Bana karşı böyle bir güvensizlik varsa beni neden naip olarak görmek istiyor anlamadım. Tapınakçıların operasyonundan sonra Aksaçlı bir süre işlerin böyle yürümesini istedi. Yoksa sana güveni tam. Ben de güvendiğim adamlarla çalışmak isterim. İstediğinle çalışmakta serbestsin. Bütün kurumlarımız gibi KGT de senin mesuliyetinde. Ben KGT'den bahsetmiyorum. Karayla birlikte çalışmak istiyorum. Aksaçlı'ya iletirim. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. KGT'ye gidip bir arkadaşları ziyaret edeyim. Haydar olağanüstü bir durum olmadığını bildirdi. Muhbirler? Mizan dışında bütün örgütler olağanüstü işinde. Herhangi bir hareketlilik yok. Mizan'daki adamımız Türkiye'deki bir grubun mobilize olduğunu söylüyor. Ama detaylı bilgi edinemedik. Araştırmaya devam edin. Bilinen örgüt militanlarını takip altında tutalım. Fatma elimizdeki listeyi çıkar. Tamamdır. Efendim, hocanın kalem müdürü aradı. Abdüley Çoban buraya geliyormuş. Doğu Türkistan'daki durum nedir? Doğu Türkistan'da Türk soykırımı kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir. Tek çözüm, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızı kısım kısım Türkiye'ye yerleştirmek. Size katılmıyorum. Doğu Türkistan, Türk dünyası için stratejik önem taşıyor. Çin'in Türkistan'a tampon bölge oluşturması ve yeraltı kaynakları açısından hayati önemi var. Oradaki soydaşlarımızı Türkiye'ye getirdiğimizde Doğu Türkistan'ı ebediyen katletmiş oluruz. Efendim, Mısır ve Suriye'deki kardeşlerimizin her geçen gün Türkiye'ye dair hayal kırıklıkları artıyor. Buradaki Müslümanlar bu soykırıma dur diyecek tek gücün Türkiye olduğuna inanıyorlar. Türkiye ekonomik, siyasi, diplomatik bütün gücünü bölge halkının zulümden kurtulması için kullanıyor. Daha yapacak çok şeyimiz var. Aksaçlı'ya katılıyorum. Türkiye'yi bu süreçte rahat bırakmamalarının en önemli nedeni bu. Türk devletinin yeniden yapılandırılması henüz sona ermedi. Bu yüzden içimizdeki uzantılar bu yeni dizaynı sabote etmeye çalışıyorlar. Aksaçlı, Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri devletin itibarının aşındırılması. Rahmetli Özal eski hantal devlet yapısını dönüştürmeye çalıştı. Fakat o dönemde tapınakçıların uzantıları bu süreci sabote ettiler.
Özal'dan sonra devlet fikrini ve devleti itibarsız hale getirdiler. Toplumsal ve kamusal hayattan ilahi otoriteyi çıkarttığımızda sadece devlet otoritesi kalmıştı. Fakat ne yazık ki zamanla devlet otoritesi de dejenere edilerek toplumun inancını yok ettiler. Yetişen kuşaklar otorite bilinci olmadan yetiştirildiği için herhangi bir hedefte, inançta bir araya getirilemiyor. Yeni anayasa süreci bunun için önemli bir fırsat. Yeni anayasada en önemli mesele devletin işleyiş biçimi, kurumları değil, devlet fikrinin toplumda sağlam ve güven verici şekilde oluşturulması. Devlet iki temel unsurla var olur. Adalet ve güvenlik. Bunlardan biri diğerinin önüne geçmeye başladığı zaman devlete olan inanç kaybolmaya başlar. Üçüncü ve asıl önemli unsur ideal. Halkımıza birlikte yaşamak için bir ideal vermemiz lazım. Amerikan rüyasıyla Amerikalılar kendi halkına Tanrı tarafından dünyaya barış ve huzur getirmek için seçilmiş halk oldukları inancını verdiler. Biz Cumhuriyet'le birlikte küresel iddiamızdan vazgeçtik. Kendi halkımıza ve bütün dünyaya emperyal iddialarımıza geri döndüğümüzü yeni anayasamızla ilan etmemiz lazım. İnanmıyorum ya. Kim alır senin saatini kasinodan? Okay, merak etme, kasinonun müdürü Cahit'in arkadaşı. Öğrenir kimin aldığını. Ben de Cahit'i bekliyorum. Gelmiş olması lazımdı ama gecikti. Birazdan gelir çıkar. Sen otelde misin? Aa, tamam, geldi galiba. Seni otelde görürüm. Paketiniz var. Daha üçüncü günden beni bekletmeye başladı. Alemdar öldükten sonra kimden talimat alıyorsun? Margaret gelecek mi? Seninle mi sohbet edeceğiz? Sorularıma cevap vermezsen sohbet edecek ağzın olmayacak. Jack, sen Margaret'ı mı daha çok seviyorsun, üstadımı? Polat Alemdar öldükten sonra sevecek kimsen kalmadı. Kendine sevecek yeni birilerini mi arıyorsun? Öyle de diyebilirsin. Kimi kandırıyorsun? Senin Polat Alemdar'a bağlılığını biliyorum. İnsan ölülerle fazla bağ kuramıyor Jack. Ama ölümsüzlerle bağ kurmak istiyorum. Neden Sophie'nin peşine düştün? Çünkü ölümsüzlere beni onun ulaştıracağını biliyordum. Bak, bizden biri olmanı sağlayabilirim. Ama bana Margaret'ı ikna etmem için bir şeyler vermelisin. Margaret'e de söyledim. Ne istiyorsa vermeye hazırım. Güzel. Yeni heyet kimlerden oluşuyor? Polat Alemdar bu bilgiye sahip olmadığımızdan emin olmak için kendini öldürdü. Eğer o bilgiye sahip olsaydım, yerlerimiz farklı olurdu. Soruları soran ben olurdum.
canım? İyiyim. Sesin öyle söylemiyor ama. Yo, gerçekten bir şeyim yok. Evde oturmaktan canım sıkıldı herhalde. Ama sen bu adamla görüşmediğin her dakika mutsuz olacaksan işimiz var. Üstüme gelme Margaret. Zaten kafam karışık. Tamam Sophie. Şimdi kapatmam lazım. Sonra uzun uzun konuşuruz. Ekip yola çıkmış. Murat'ın alacağı nefes artık sayılı. Mete Bey, adam ölürse arkasındaki güç ortaya çıkmaz. O bizim meselemiz değil Poyraz. Bizim meselemiz, bizim hakkımız olan yere başka birilerini getirmeleri. Mete Bey, adamları bırak da baronlarını seçsinler. Biz destek vermedikten sonra baronlarının bir hükmü olmadığını görecekler. Hele ben karayı bir itaat ettireyim. Ondan sonra kimi baron seçseler zaten öldürürüz. Ellie'nin durumu fizyolojik bir problemden kaynaklanmıyor. Beyin fonksiyonlarında herhangi bir olumsuzluk yok. Yani? Yani iyileşmesi için yoğun bir terapi görmesi lazım. Size Washington'da mutizm konusunda uzman bir terapist tavsiye edebilirim. Hayır. Ellie'nin Amerika'da tedavi olmasını istemiyorum. Öyleyse bir süre daha burada kalmanız gerekecek. Ellie. Hayatım, burayı sevdin mi? Biraz burada kalmamızı ister misin? Ellie'ye oyun odanızı gösterir misin Eleonora? Fizyolojik olmayan mutizm vakaları çoğunlukla bir travma sonucu başlar. Ellie babasının kaybı nedeniyle konuşmuyor. Çünkü konuşursa aynı travmayı tekrar yaşayacağına, sevdiği birini kaybedeceğine inanmış durumda. Tedavi ne kadar sürer? Söylemek zor ama 6 aydan önce bir gelişme kaydedebileceğimizi sanmıyorum. Hanım, hırkamı bulamıyorum. Nereye kaldırdın, hatırında mı? Kışlıkların olduğu kolileri açmadım daha. Onların içindedir. Gel o zaman beraber açalım. Yerleştirelim. Yardım edeyim sana. Bey, ben buraya ısınamadım. Eve mi dönmek istiyorsun hanım? Yok, oraya hiç dönemem. Merdivenleri inip çıkamıyoruz artık. Senin derdin merdiven değil Nazife Hanım. Bilmiyor muyum ben? Neyse ne Ömer Bey. Dönemem oraya. Hanım, bizim artık dünya misafirliğimiz bitiyor. Az kaldı. Gerçek mekanımıza kavuşmadığımız müddetçe bu gurbetlik hissinden hiç kurtulamayacağız. Elif olmadıktan sonra benim hiçbir şeyde gözüm yok. Babacığım!
Tamam Şurup, tamam, yaklaşma, uzak dur. Gittim buralardan. Azrail bile ne yapacağını şaşırdı. Gitti, bana onu aldı. Yanlış almış Şurup. Keşke seni alsaydı da kurtulsaydık. Son bir işim var babacığım. Onu halledeyim. Zaten kendimi seve seve kollarına bırakacağım. Nedir bu son iş? Manolya ile aşkımızı ölümsüz kılmak için yazılmamış besteyi yazacağım. Bu şarkı kıyamete kadar söylenecek. Manolya da ben de kıyamete kadar yaşamış olacağız. Ne aşamadasın abi? Girişi falan yazdıysan hep beraber bir kuble dinleyelim he? Allah cezasını versin şu Erhan'ın. Gece kaydetmiştim. Kayıt cihazını şu şerefsiz senarist it bozuntusuna vermiş. Hatırlayamıyorum. Ne senaristi ya? Sen neden bahsediyorsun? Ölümsüzlük fikrimi çaldı, yetmedi. Gitti. Kayıt cihazımı da çaldı. Şerefsiz. Oho. Sen beni böyle ikide bir arayacaksan işimiz var. Sen beni aramayınca senin için kaygılandım Kara. Başına bir iş gelmese Kara beni muhakkak arar dedim. Sen benim sözümden döndüğümü hiç duydun mu? Sözümüz söz. Abdüley'le konuştum. İşi hallediyor. Ama işte biraz zamana ihtiyacım var. Sen de gereksiz arayıp milleti şüphelendirme. Yeni heyette kimler var? Bilmiyorum. Polat Alemdar'ı kim öldürdü? Akif. Akif'in heyetle ilişkisi var mı? Bilmiyorum. Sen niye engel olmadın Akif'e? Soy kitabı nerede? Yeni muhafıza teslim ettim. Yeni muhafız kim? Bilmiyorum. Yüzünü görmedim. Canım, bir toplantıdayım. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam Margaret. Sonra konuşuruz. Senin sesin bir tuhaf geliyor. Bir şey mi oldu? Yoo. İyiyim. Bir şeyim yok. Hadi ben seni tutmayayım. Yok canım. Çıktım şimdi odadan. Ne oldu? Aradı mı Cahit? Aramadı. Ulaşamıyorum da. Kaygılanmaya başladım artık. Benim yapabileceğim bir şey var mı canım? Yok. Sağ ol. Bu akşam sana gelmek istiyorum. Seninle konuşmak istediklerim var. Cahit'i niye üst üste götürmediniz? Burası sorgu için güvenli değil. Tedbirlerimizi aldık efendim. Güvenlik konusunda bir sıkıntımız yok. Ayıp.
Ayıltın. Kızım, bu kadar masraf edilmiş. Bu evlere birer oda yapmaktan niye imtina ediyorlar? Anacığım, bunlara artık ev denilmiyor. Yeni yaşam alanları çekirdek ailelere göre yapılıyor. Bir tek aile kalmıştı dokunmadıkları. Onu da çekirdek haline getirdiler. Herkes 1+1 evlerinde otursun. Kimsenin birbirinin derdinden, sıkıntısından haberi olmasın. Haklısın baba. Ama bu siteler hem güvenlikli, hem hiç dışarı çıkmadan her türlü ihtiyacını karşılayabiliyorsun. Bir şeyin bozulsa teknik servis gelip hallediyor. Ben insanların güzel evlerde oturmasına karşı değilim. Ama çocuklar bütün manevi değerlerini dedelerinden, ninelerinden öğreniyorlardı. Şimdi çocuklar bırak dedeyi, nineyi, akrabaların bile ne olduğunu bilmiyorlar. Çocuklar aile büyüklerinin yanında maddi manevi daha sağlıklı büyüyorlardı. Ailenin ne olduğunu böyle öğreniyorlardı. Ah, insanlar kendilerine bile vakit ayıramıyorlar. Değil misafiri ağırlasınlar, akrabalarıyla görüşsünler. Bizim kültürümüzde bir yerleşim alanı yapılırken oranın sosyal kurumları, çarşısı, ibadethanesi, mezarlığı dikkate alınırdı. Baba, mezarlığın olduğu yeri kim satın alır? Hı? Kızım, mesele de bu. İnsanlar mezarlıkları görünce dünya hayatının geçici olduğunu, malın da mülkün de şöhretin de fani olduğunu her gün hatırlayıp daha kanaatkar olurlardı. O zaman dünya için nasıl çalışacaklar baba? Kızım, zaten dünya için çalışmayı da insanımıza yanlış anlatıyorlar. Dünya için değil, gideceğimiz yer için çalışacağız. Burada ne yaparsan karşılığını öbür tarafta göreceksin. Baba, ben sizi anladım. Ben de sizin yalnız kalmanızı istemiyorum. Aklım hep sizde kalıyor. Gelin hep beraber oturalım. Kızım, kendine yepyeni bir hayat kuracaksın. Senin de bir yuvan olacak. Ben biraz içeride uzanayım. Efendim, Murat'a beklediğimiz haber ulaştı. Havaalanından özel bir jetle toplantı yerine götürecekler. Uçağı takip etmek için gerekli hazırlıkları yaptınız mı? Yaptık efendim. Avrupa'daki bütün birimlerimiz alarma geçirildi. Uçak nereye inerse ekiplerimiz oradan takibe devam edecek. Akif, bu fırsatı değerlendiremezsek ikincisi olmayacak. Biliyoruz efendim. Haydar Uzak takibe başladı mı? Evet, takipte. İçeride Akif Bey'in odasındalar.
Hoş geldin. Arkadaşlar bize müsaade edin. Kimse bir yere çıkmıyor. Konuşacağız. Üç aydır sizi öldürmemek için kendimi bir yere kapattım. Ne düşündüysem yaptığınız şerefsizliğe bir kılıf bulamadım. Senin bize teşekkür ediyor olman lazım. Hayatınızdaki en zor görevi, siz bununla yüzleşmeyin diye biz yaptık. Ne diyorsun lan sen? Bu Polat Alemdar'ın kararı olmasa ben ona dokunabilir miyim? Polat Alemdar hayatta yanlış yapamaz mı? Yanlış olmadığını sen de biliyorsun. Devletin bekası için her şeyi feda edeceğimize dair yemin ettik. Abinin yaptığı şey yeminini tutmaktı. Bakalım Polat Alemdar olmadan devletin bekasını nasıl sağlayacaksınız? Sen Polat Alemdar için mi yetiştirildin? Devlet için mi? Benim sabrımı zorlama Akif. Eğer Polat Alemdar için yetiştirildiysen seninle işimiz yok. Ama devlet için yetiştirildiysen emrindeyiz. Efendim Haydar'dan haber ver. Murat Bey operasyon düzenleniyor. Murat kim lan? Nereye? Daha seninle işim bitmedi. İzin verirsen Aksaç'ın emrini yerine getirmeyeyim. Safiye seni çok merak etmiş. Şimdi gidip onu bütün erkeklerin aynı olduğuna ikna edeceğim. Çok üzülecek. Ama ben onun yanında olacağım. Teselli edeceğim. Ne de olsa kızımın halası. Sinan, takip ediliyorsunuz. Akif peşinizdekileri etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Bir adamımız uzak takipte. O zaman adamımıza söyleyeyim müdahale etsin. Ne bekliyorsunuz? Sizin bizim tarafımızdan korunduğunuzun anlaşılmaması gerekiyor. Sakin olun. Talimatları yerine getirirseniz sorun çıkmayacak. Dinliyorum. Arkanızda iki araç var. Araçları teker teker biz olduğumuz anlaşılmayacak şekilde etkisiz hale getireceğiz.
Hızını arttırmadan, dikkat çekmeden arabayı Şile yoluna doğru çevir. Tamam. ...400 metre sonra Şile sapağı var. Anlaşıldı. 400 metre sonra sapaktan dönüyorum. Haydar, pozisyonun ne? Uzak takibe devam ediyorum. Kavşağı uzaklığım 1 kilometre. Sen o sapaktan çıkmayacaksın. Akif, Haydar'ın önünde bir kestirme var. Hızlanıp diğer sapaktan önlerine geçeceksin. Araçlardan birini kaza süsü vererek etkisiz hale getireceksin. Anlaşıldı. Önümüze çıkabilirler, dikkat edin. Tamam efendim. Haydar, ilk soldan çık, hızlan. 3 kilometre sonra önlerine çıkmak için ileride bekle. Sana harekete geçeceğin zamanı söyleyeceğim. Tamam. Arayı kapatmaya başladılar. Araç zırhlı. İzimizi kaybettirmeyi deneyebiliriz. Kesinlikle öyle bir şey yapmayacaksınız. Kavşağa yaklaşıyorum. Beklemeye geçiyorum. Çarpışmaya bir dakika. Haydar, hazır ol. Otuz saniye. On beş saniye. Beş saniye. Akif, çarpışma gerçekleşmedi. Arkadaşlar başarabilecek mi? Başka şansları yok. Bu şansa bırakılacak bir mevzu değil Polat Alemdar. Takibe devam ediyorum. Hayır, sen oyundan çıktın. En azından uzak takip yapabilirim. Hayır dedim Haydar. Görürlerse deşifre oluruz. Hayır. Akif, ne yaptığını biliyorsun değil mi? Murat'ı kaybedeceğiz. Ne yapmamı istiyorsunuz? Müdahale etmeni. Beni neden Aksaç'ta seçtiniz? Senin liderliğine inanıyoruz. Ben de Akif'e inanıyorum. İnancını sınayacak zaman değil. Eğer yanılıyorsan her şeyi kaybederiz. Eğer müdahale eder... KGT'nin kendine olan güvenini sarsarsak onları kaybederiz. Onları kaybedersek asıl o zaman her şeyimizi kaybederiz.
Muhabbetinizi bölmek istemem ama yaklaşıyorlar. Çaprazı alacaklar. Dayanın, gelmek üzereyim. Arayola girmek zorunda kaldım. Akif, o yol 2 kilometre sonra bitiyor. Görüyorum. Devam et Sinan. Arkandalar. Devam et Sinan. Devam et diyorum, arkandalar. Köşeye sıkıştık, ne yapacağız? Devam et diyorum Sinan. Yol bitiyor Akif, durmak zorundayım. Uçuruma doğru sür. Saçmalama Akif. Bizi öldürecek misin? Adamlara engel ol. Sinan, dediğimi yap. Araba durursa ölürsünüz. Sinan dur. Hızını arttır. Uçuruma doğru devam et. Devam et. Sinan dur. Dur Sinan. Sinan. Akif! Akif dur! Akif! Akif!